Özel bir fabrikada elektrikçi olarak 3,5 Evet. yıldır çalışıyorum. İskenderun İlimler Derneği'nin gönüllü üyesiyim. Evet. Ve 6 aydır Evet. emniyet teşkilatından bazı arkadaşlar Evet. sivil halde gelip benimle irtibata geçiyorlar. Arkadaşın Emre İzbullah'a üyelik yaptığını Evet. ve bu sebepten dolayı da senin de başının yanabileceğini Evet. ve seni biz bu yoldan kurtaracağınızı öngörüsü olarak bunu söylediler. Benden kimlik fotokopisi ve 2 tane de fotoğraf istediler. Herhangi bir operasyon sonucunda senin başın yanmayacak. Senin devlet adına herhangi bir güvence altına alınacağından dair. 6 ay içerisinde toplam 10 defa Defa görüştük. görüştük. Farklı farklı mekanlarda, Farklı farklı mekanlarda, farklı yerlerde. mekanlarda. Herhangi bir eyleme katılma ihtimalinin olup olmadığını, ondan sonra ve bu eylemi de benim aracılığımdan kendilerine söylemem gerektiğini söylediler. Cemaatin içine girip cemaatin içindeki sohbeti veren, namaz kıldıran, ondan sonra bunları öğreten, liderlik, öncelik yapan kimdir, necidir? Bunların bilgisini benden istediler. 6 ay önce bir arkadaşım benim başımın belada olduğunu söyledi. Yakın bir arkadaşım, kendisi emniyette görevli. Evet. Beni arada işte başın belada dedi, seni bu yoldan ben kurtaracağım dedi, sana bir numara vereceğim dedi. Evet. Bu arkadaşlarla sen irtibata geç, onlar Evet. sana yardım edecek dedi. Ben başımın belada olmadığını tekrarladım. Dedim Evet. yani benim başım belada değil. Öyle bir şey çünkü ben bilmiyorum. Evet. Yok dedi, başım beladaymış dedi. Tabii Evet. bu durumda kendisinin de haberi yok. Evet. Tamam dedim, ver numarayı. Ben gittim, verdiği numarayla görüşmemi yaptım. Dört yol istasyon mevkisinde benimle görüştüler. Arabanın içinde görüştük. Arabaya bindim. Bunlar kendilerini tanıttı. İsminin bir tanesi Halil, diğeri ya. Görüşme içerisinde tabi bu kısa kısa oldu. Evet. Toplam 10 defa görüştüler benimle. 10 defa 10 defa görüştüm. görüştüler. Her görüşmelerinde farklı mevkilerde, farklı mekanlarda. Yine aynı kişiler. İkinci görüşmemde hiç üzerime baskı yapmadan sadece dediler işte sohbetlere gitmeye devam ediyor musun? Ben de evet ediyorum dedim. Sohbeti kim yapıyor? Ne konuşuluyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Kimler tarafından? Evet. Öncülüğünü kimler yapıyor? Evet. Bu tür şeyler sorular soruldu. Evet. Üçüncü görüşmemiz yine aynı şekilde. Sohbete kimler geldi, Evet. kimler gitti, ne konuştunuz, ne Evet. yaptınız, namazı kim kıldırdı, Kur'an'ı kim okuttu, Evet. o tür sorularla soruldu. Evet. Tabii ben de normalde yani sohbetlere giden bir kişi olarak Evet. olanı biteni anlattım ama Evet. yani herhangi bir şeyimiz olmadı. Anladım. Aynı Evet, aynı kişi. araba, aynı kişi. Aynı. Bir Müslüman ülkede, İslam ülkesinde Evet. nasıl diyeyim, sohbet nereye giriyoruz? Evet. İlmimizi detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Evet. Abilerimiz, amcalarımız öğretiyor. Kur'an'ı daha iyi öğreniyoruz. Evet. Daha çabuk okuma kabiliyetimiz oluyor. Evet. Namaz kılma alışkanlığımız çoğalıyor. Evet. Görüşme esnasında benden kimlik fotokopim ve 2 tane fotoğraf istediler. Değerli bilgi verdiler mi? Herhangi bir eylem sonucunda, bir Evet. baskın sonucunda Evet. senin devlet adına herhangi bir Evet. suça Bulaş. bu bulaşmadı. Bu bizim adamımızdır Evet. dercesine. Evet. O amaçla ben de fotoğraf ve kimlik fotokopimi aldılar. Evet. Bizzat takip edildim mi? Bir defa camide karşılaştım. Beraber çıktık camiden. Evet. Bu 6 ay içerisinde huzurlu bir şekilde yürüyemez, iş yerine gidemez, hep düşünür oldum. Evet. Bu süre içerisinde yetkililerin yani bunlara bir el atmasını, bu artık suç değildir yani Evet. abdest alıp namaz kılmak, Kur'an okumak, Evet. sohbetlere gidip bir dernekleşmek, Evet. resmi bir derneğe gitmek bir suç değildir. Evet. Yani artık ben bundan kurtulmak istiyorum. Evet.